Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Uzun zaman oldu video çekmiyordum. İşlerim vardı bayağıdır. Uğraşıyoruz pandemi süreci derken. İşte kendi hayatımızı sürdürüyoruz arkadaşlar. Umarım sizler de iyisinizdir. Sağlığınıza dikkat edin aman arkadaşlar. Bugün arkadaşlar aklıma aslında konular birbirine çok benzer şekilde ilerliyor ama böyle ilk yeni kullanıcılar için ya da normal kullanıcılar için Windows kurulumunda ve sonraki süreçlerde yapılan işlemleri daha pratik olması anlayışıyla bir senaryo hazırladım. Yani Windows kurulumlarından sonra ilk gereksinim olan şeylerden biri biliyorsunuz malumdur sürücüler oluyor. Sürücüleri direkt olarak Windows Update üzerinden de bulunup yüklenebiliyor. Ancak online yükleyiciler de var bildiğimiz üzere. Bunların başında benim kullandığım, tavsiye de ettiğim, reklam içermeyen, temiz kurulum yapan sorunsuz Snappy Driver var arkadaşlar. Bunun iki tane paketi var. Biri online, herhangi bir gigabyte boyutlarında istenmeyen, gereksiz olan sürücülere gerek kalmadan indirme şekli olmasın diye indirmemek gerekli. O gigabaytlara gerek yok. Online olarak indirme şekli var. Online olarak yükleme yapabiliyorsunuz. Ben sitelerine girdim arkadaşlar. Snappy Driver Installer arkadaşlar burada. Burada sitesine girdiğimizde sda-tool.org videonun altına da ekleyeceğim arkadaşlar burada. Burada Snappy Driver Installer Lite sürümü var arkadaşlar. Ben indirdim. Masa üstüne de kısa oluşturdum biraz önce gördüm. Buradan download ediyoruz. Size 5,1 MB gördüğünüz üzere. Açalım arkadaşlar bir göz atalım. Windows'u kurduğumuzu farz edelim. Şu anda bize burada şey yaptı. Güncel olan sürücüleri yani eksik güncel ya da şu anda benim sistemim zaten sürücülerim güncel ama burada daha güncelini bulduğunu söylüyor işte bazı geçerli diyor işte sürücü eski, yeni uygun bulundu vesaire. Sürücüleri istersek yükleyebiliriz. İstemezsek işimizi görüyorsa da sorun yok. Yüklemesek de olur. Burada Windows'u ilk kurduktan sonra hepsini seç seçeneğiyle geri yükleme noktası oluşturuyor zaten. Olası bir durumda sistem geri yüklemeyle de eğer ki sürücü sorun yaratırsa ki olabilir. %5, %10 ihtimal sürücülerde sorun olabiliyor. Bazen yeni sürücüler bile sorun yaratabiliyorlar. Eski sürücü daha stabil oluyor. Buna mukabil sistem geri yükleme noktası oluşturması iyi bir şey. Ondan sonra dolayısıyla birinci sürücü olayında arkadaşlar internetiniz doğal herkesin artık günümüzde interneti var. Bu online yükleyiciyi kullanırsanız sürücüler için memnun kalacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Sürücüler kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir de tek tek aramaktansa uygulamaları, programları ninite.com. Ninite arkadaşlar bütün programların bulunduğu sizlerin bu aralarında günümüzde artık popüler uygulamalar var. Açık kaynak, ücretsiz vesaire programlar da var söz konusu. Mesela burada tikleri seçiyoruz. Chrome'u seçtik diyelim, Zoom'u seçtik, Discord'u seçtik diyelim sallıyorum ve VLC Player, AIMP seçiyoruz burada Silverlight. Sistem kurulumundan sonra temel olan programları buradan seçebilirsiniz arkadaşlar kendinize göre. TeamViewer mesela uzaktan bağlantı diyelim. Office kullanıyorsanız LibreOffice'i kullanabilirsiniz. İşte FoxSuite var. Seçebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra Winrar var bir de mesela arkadaşlar. Winrar. Yani dilediğinizi seçebiliyorsunuz buradan. Buradan tıkladığımızda seçtiklerimize ait olan bir dosya oluşturuyor bu site. Dolayısıyla bu indireceğimiz dosyayı şimdi indireceğiz. Download diyor. Çıkar şimdi. Evet geldi. 415,33 KB. Start download diyelim. Bakalım indirme operasyonu. Evet, şu anda seçtiğimiz programlar burada da belirdiği üzere, hatta büyütelim. Gördüğünüz gibi Chrome, Discord, AIMP, FoxSuite vesaire. Buna tıkladığımız an arkadaşlar, online internete bağlı olduğumuz zaman
otomatik olarak sisteminize kuracaktır arkadaşlar bu programları. Oldukça kullanışlı ve pratik bir site arkadaşlar. Yani size şiddetle tavsiye ederim. Güvenilir bir site. Zaten bu programlarda free, ücretsiz, popüler, bilinen uygulamalardan arkadaşlar. Dolayısıyla kullanmanızı tavsiye ederim. Yani hiç öyle ileri geri filan yapmaya gerek kalmadan uygulamaları otomatik olarak OnTendered Silent Installer, yani sessiz kurulum, sisteminize arka planda hızlı bir şekilde online olduğunuz internet hızınız ve donanımınıza göre otomatik kuracaktır arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar Windows'un lisans hususuna. Bunu silelim. Ben siliyorum. Göstermelik şey yaptım. Lisans hususunda da Windows 10 biliyorsunuz arkadaşlar birçok paket içeriyor. Home var, Pro var, işte ne bileyim LTSB var vesaire var. Home Edition, Education. Eğer ki bireysel normal kullanıcıysanız, yani ticari bağlamda kullanmıyorsanız KMS araçları var, lisans araçları. KMS lisans araçları, tabi bu KMS Pico'yu tavsiye etmiyorum. İnternette dolanan, 2019 yılında da durdurulduğu söylenen internet mecralarında içeriğinde birçok zararlı içeriğin olduğunu da söylenmekte ki öyle zaten. Tavsiye etmiyorum. Kesinlikle KMS adı altında varyantlarda birçok lisans araçları var. İnternet indirmeyin arkadaşlar bunu. KMS tnsr.com'da Mepisto Üstad'ın ya hazırlamış olduğu ve dünya genelinde de oldukça kullanılan yaygın. Sadece Command Prompt Line, CMD dosyası, yani komut dosyasıyla sisteminizi Office uygulaması da dahil olmak üzere bütün Windows'ları arkadaşlar burada belirtilmiş zaten. Windows 8, 8.1.10, ondan sonra işte Server vesaire, Office 2010, 13, 16, 19. Hepsini lisanslayabiliyorsunuz. Dilerseniz ben açayım. Bir arayüzüne bakalım. Şu anda lisans aracı açılıyor arkadaşlar. Bu CMD dosyası arkadaşlar. Sistemi kurdunuz. İnternete bağlısınız. Dolayısıyla sisteminizi otomatik olarak lisanslayacaktır arkadaşlar. Kullanmanızı öneririm. Eğer ki bireysel kullanıyorsanız, lisans arayışı içerisindeyseniz önerebileceğim bir lisans aracıdır arkadaşlar. Burada seçenekler var. Seçenekleri gördüğümüz gibi aktivasyon, işte Start for Windows 10, Office KMS Inject Method, aktivasyon Start for the Digital KMS 2038 Activation Method diyor. Diğerleri vesaire burada görüyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Windows Office 4. seçenek, aktivasyon Check diyor. Bakalım 4 yapalım. Check, yani kontrol edecek lisansı var mı? Burada evet, gördüğümüz gibi. Şu an lisanslı benim sistemim. Check ettik, kontrol ettik. Ondan sonra yani bu seçenekleri tabi lisanslamak için istediğiniz seçeneği burada biri mesela seçtiğinizde yüklü olan Windows'u ve varsa Office programını otomatik olarak lisanslayacaktır arkadaşlar. Bu KMS aracını tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Bir de benim kendi son zamanlarda kullandığım offline ve online, yani online de lisanslıyor. 3 aşamalı lisans programı bu. Ben bunu kullanıyorum. KMS lisans aracını da kullanıyorum Mepisto Üstad'ın. Dilerseniz arkadaşlar bu aracı da ben linkini eklerim. Dileyen kullanabilir. Tabii ki taramalarınızı yapın. Yani ben temiz, herhangi bir sorun görmedim şu ana kadar. Sistemimizi kurduk. Ben buradan 3 aşamalı Hivit var. KMS 38. Dileyen istediğini seçebilir buradan. Bunu kapatalım, bunu açalım. Yani üçünden de Windows 10, 8.1, Windows 7 ve Office araçlarını, programlarını lisanslayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela benim Windows 10'um burada gösteriyor. Office de yüklü bende mesela. Office seçtiğiniz an mesela burada aktif dediğiniz an sistemi otomatik olarak Office aracını lisanslıyor. Windows'a Windows seçiyorsunuz, aktif yapıyorsunuz. Buradan seçenekleri seçin kendinize göre. Bu da bir seçenek. Dilen bunu da kullanabilir. Yani temel mantığı her ikisinin de aşağı yukarı aynı arkadaşlar. Sürücüyü anladık arkadaşlar dediğim gibi.
Full paketi var arkadaşlar. Burada 21,7 GB. Dileyen full paketini indirebilir. İnterneti hızı yüksekse, sınırsızsa, kotası yoksa bunu indirebilir. Herhangi bir online'a gerek kalmadan, offline şekilde de. Ama ben şahsi kanaatim online olması daha iyi. İnternet en azından sadece kendi işletim sistemim için olanı bulup otomatik olarak yüklemesi bana daha mantıklı geliyor. Bu da eğer ki ben buna gerek duymuyorum deyip Windows üzerinden update kanalıyla yüklemek isterseniz Windows Update üzerinden de hem sistem güncellemelerini hem de sürücüleri Windows Update üzerinden de zaten bilindiği üzere Windows 10'da diğer 8.1'de de öyle 8.8.1 otomatik olarak sürücüleri bulup güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani benim bu videodaki anlatmak istediklerim işleri biraz daha pratik yoldan hızlı bir şekilde yapabilmek arkadaşlar. Yani Windows'u kurduktan sonra en önemli yani gereksinimlerden sürücü başta geliyor. İşte ekran kartları Nvidia, AMD, Intel chipsetli olan donanımlar vesaire. Ondan sonra işte ne bileyim Bluetooth oluyor, Wi-Fi oluyor. İşte bir kamera, webcam uygulamaları oluyor vesaire. Böyle aygıtlar yazıcılara bakalım şimdi. Sürücülerimiz mesela burada şey oluyor. Sonra aygıt yöneticisine girelim. Buradan aygıt yöneticimiz zaten kurulumdan sonra şey oluyor. Soru işaretleri oluyor mesela. Benim yüklü değilse burada soru işareti oluyor. Bu programı çalıştırdıktan sonra Snappy Driver Manager'ı otomatik olarak online'sanız tırt buraya otomatik buluyor hepsini. Hepsini seçiyorsunuz, kur diyorsunuz. Sisteminiz otomatik olarak arkadaşlar sürecileri sırasıyla kuruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu anlattıklarımı, bahsini ettiğim uygulamaların linklerini videonun altına eklerim arkadaşlar. Sizler de değerlendirerek kendi beğendiğinizi indirip sistemlerinizde kullanabilirsiniz. Flash disklerinizde, taşınabilir disklerde bu araçları indirip kullanın. Acil durumlarda bence yani gigabyte boyutlarında taşımaktansa flash disklerde böyle online seçenekli bir şekilde sistemlere uygulamaları rahat bir şekilde kurabilirsiniz. Sürücülerle kurabilirsiniz. Lisans aracını gördük zaten. Dolayısıyla bireysel kullanımlar için dileyen öğrenci olur. İşte lisans ücreti ödemek istemeyen. Yani Windows'u lisanslamasanız bile zaten belli bir süre işte 60 gün, 90 gün, 180 gün gibi bir sürede kullanım sağlayabiliyorsunuz. Sık sık format atan için zaten lisans olsan olur, olmasan olur. Hani kullanıyor 30 gün, 15 gün, virüs giriyor, çakıyor, bir şey oluyor. Sonra bir format atıyor, bir daha format atıyor vesaire. Artık yani internet ortamı öyle bir oldu ki virüs giriyor veya donuyor, şişiyor zamanla sistem vesaire. Format atılıyor vesaire. Yani lisans burada biraz araya kaynıyor, gidiyor, uçuyor, gidiyor yani. Yani lisans süreci, program, uygulamalar süreci böyle arkadaşlar, sürücüler. Umarım yararlı bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.